Herkese merhabalar. İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Eda Karadağ. Sizlerin integrale sorun hashtagiyle sorularınızı her çarşamba yanıtlamaya devam ediyoruz. Bugün de iki tane sorum var. Birisi Halil Büyükpınar'dan Çin'de meydana gelen dış ticaret gerilemesi dünya ekonomisine nasıl etkiler diye sormuş. İkinci sorumuz da Aysel Akdeniz'den altında kısa vadede görünüm nasıl? Şimdi bu haftaya açıkçası Çin'de dış ticaret verileriyle uyandık. Biliyorsunuz ki 2009 yılından bu yana en kötü verileri almıştık ve haliyle Çin ekonomisine dair büyüme endişeleri tekrardan karşımıza çıktı. Açıkçası Çin ekonomisinde zaten sular tam anlamıyla durulmuş değil. Gelen veriler doğrultusunda bazen beklentileri karşılayan veriler Asya'yı çok fazla sert bir şekilde etkilemezken biraz daha ılımlı bir hal almasını sağlıyor. Ama beklentileri karşılamayan oldukça kötü gelen verilerde de Çin ekonomisine dair endişelerin arttığını izliyoruz. Ancak şu an için direkt olarak dış ticaret verilerini baz alıp da bunu küresel anlamda nasıl etkiler diye söylemek biraz yanlış olabilir. Açıkçası önümüzde açıklanacak diğer ekonomik ve özellikle majör verilere dikkat etmek gerekiyor. Eğer Çin'den yana önümüzdeki süreçte gerek büyüme, gerek işsizlik, gerek enflasyon, gerek dış ticaret verilerindeki sinyaller kötü gelmeye devam ederse, evet bu durum Çin ekonomisindeki büyüme endişelerini daha da körükleyebileceği gibi haliyle küresel piyasalarda da biz bunun negatif etkilerini hissedebiliriz. İkinci sorumuz da şimdilik altın. Altında hem major merkez bankalarının attığı gevşemeci adımlar ve negatif faiz oranlarının desteğini bir miktar hissediyoruz. Çünkü ons altın son birkaç haftadır 1200'lerin üzerinde ısrarlı seyrini sürdürüyor. Şu an için 1280 bizim için önemli bir direnç noktası. Çünkü ons altın 1280 bölgesini geçmekte zorlandı ve buradan aşağı yönlü bir hareketlenme başladığını izliyoruz. Açıkçası haliyle tabii ki 1280'i aşamayan ons altında biraz daha zayıf bir görünüm olduğunu söylüyoruz. Ama önümüzdeki süreçte bizim için önemli olan majör destek 1255'ten geçiyor. Eğer 1255 desteğinin üzerinde seyrini sürdürmeye devam ederse biz o zaman ons altında 1280 bölgesini tekrardan takip edebiliriz. Ki zaten 1280'lerin üstü ons altında 1300 bölgesini işaret ediyor. Daha doğrusu günlük periyotta bakacak olursak 1280'in üzerindeki bayrak formasyonu 1300'leri işaret ettiğini söylemek gerekir. Bunun dışında 1255 majör desteğimizdir. Bu seviyenin altındaki geri çekilmelerde 1245'ler, 1230 bölgeleri karşımıza çıkacaktır. Kısa vadeli görünümde hani şu an için 1255 bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürmesi 1280 bölgesine doğru yukarı yönde hareketlere desteklemeye devam edecektir. Ama yarınki ECB toplantısı önemli olacak. Bir de önümüzdeki hafta Fed toplantısı var. Yani karşımızda hem ECB hem Fed var. Bu yüzden buradan gelecek olan haber akışları da hem piyasalar üzerinde hem de ons altın üzerinde etkileyici olabilir. Herkese iyi günler dilerim. İntegral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.